Karşında Sancak Bey'i vardır. Bunun bedeli ağır olur. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde seyirci karşısına çıkan Saruhan Hünel Bebek'te görüntülendi. Evde vakit geçirmeye çalışıyorum. Bugün de bir hastanede bir tahlil sonucu vardı. Onunla ilgili doktorumla görüşmek için çıktım. Yani iyi bir şeyler olsun diye umut ediyoruz. Dua ediyoruz bol bol. Onun haricinde pek de bir şey yaptığımız yok. Ünlü oyuncu yeni projelerinden bahsetti. Yeni projeler olacak mı peki, yoksa yani bu dönemde... Evet, dijitalle ilgili birkaç tane proje var. Yani birkaç tane, herkes birkaç tane diyor ya, gerçekten birkaç tane var. Lafın gelişi söylemiyorum. Ve dolayısıyla işte onlardan bir haber bekliyoruz. Benim çok istediğim bir proje var. Eğer olursa zaten harika olacak. Minik spoiler alabilir miyiz? Ben bilmiyorum ki. Sadece konuyu biliyorum. Yoksa inanın söylerdim. Mutlaka bir spoiler verirdim. Ama şöyle söyleyeyim. Benim bugüne kadar oynadığım rollerden biraz daha ters köşe bir şey olacak. Biz emekçiyiz diyen Hünel özellikle dijital proje seçmediğinin de altını çizdi. Senaryoyu çok sevdiğiniz için mi, ya da konuyu çok sevdiğiniz için mi dijitale yöneldiniz, yoksa size de daha rahat geleceği için mi? Şöyle, bana teklif edilen iş dijitale yapılmak üzere verildiği için. Yoksa benim seçtiğim bir şey değil özellikle. Bir de ben çok eski bir oyuncu olduğum için haliyle bilenler biliyor. Dolayısıyla bize ister ulusalda olsun ister dijitalde olsun bizim için çalışmak bir nevi ibadet gibidir. Hiç sıkıntı yok. Günde 14-16 saat çalıştığımız dönemler de oldu. Setlerde uyuduğum dönemler de oldu. Biz emekçiyiz aslında. O yüzden benim için hiç sıkıntı değil. Az çalışmak, çok çalışmak. Önemli olan düzgün ve güzel bir iş çıkartıp insanların sevebileceği şekilde keyifle seyredip bizi de sokakta gördüğünde bize evlatları gibi sarılan insanların olması bana en büyük keyiftir yani. Saruhan Hünel, son yıllarda oyuncu seçimi yapılırken takipçi sayılarının baz alınmasına tepki gösteren Tamer Karadağlı'ya destek verdi. Vallahi oyunculuk artık herkesin yaptığı bir şey. Yani eskiden hep diyorduk ya, işte belli şeylerin okuluna gidilmesi lazım, öyle yapılması lazım, böyle yapılması lazım. Şimdi bunlar galiba geçerli değil. Yani şu anda geçerli olan, hani sosyal medyada takipçi sayın yüksekse önemli bir şey kabul ediliyor. Ben şuna inanıyorum. Medya kendi yarattığı insanları kendi kendine inanıyor. Yani bunun background'una bakmıyor. Yani sadece sosyal mecrada takip ediliyor diye bir insana başrol vermiş olmak, reytinge bunun yansımadığını artık anlamaları lazım. Bakın 2 yıldır kaç tane dizi tutuyor? Hiç neredeyse. Neden tutmuyor ve devam eden dizileri devam ettiriyorlar hala yıllardır? Çünkü tamamen bir hayal ürünü olan o sosyal medyadaki oyunculuğu, bence isim vermeyeceğim ama çok iyi olmayan ve karşısındaki partneriyle ne oynuyorsa orada ona inandırıcı gelmediği için seyirciye bu duygu geçmiyor. Seyirciye duygu geçmeyince de iş patlıyor. Ondan sonra, fakat enteresan olan nedir biliyor musunuz? Kimse bundan ders almıyor. O adam bir ay sonra başka bir diziye başlıyor. Yine batıyor, yine başka diziye. Ben bilmiyorum, herhalde bunlar böyle bir şey, ne derler ona, bir kulüp. Bu kulüpte herkes birbirine iş veriyor. İşte diyor ki olsun ya, o patlasın, bu oynasın, bu oynasın. Çok ciddi bir yarama tuz bastın. Tamer'in de ben açıklamasından haberim yoktu ama ona %100 katılıyorum. Birazcık insanların sosyal medyada yaşamıyor herkes. Yaşıyormuş gibi gözüküyor. Birazcık ayakları yere basan insanlarla çalışmalarını tavsiye ediyorum.